Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile ortaya çıkan savaş kaosu, başta oranın yurttaşları olmak üzere o ülkede yaşayan birçok farklı ülke yurttaşını da olumsuz etkiledi. Ukrayna'da yaklaşık 16 bin vatandaşımızın bulunduğu, bunların yaklaşık 2500'ünün ise üniversite öğrencisi olduğu değişik kaynaklarda ifade edilmişti. Adana'da ise çocukları Ukrayna'da eğitim gördüğü sırada mağdur olan aileler sendikamıza başvurarak yaşadıkları sorunu sendikamızda paylaşmışlardır. Birçok genç farklı alanlarda savaş öncesi üniversite yaşamına Ukrayna'da devam etmekteydi. Ve bu öğrencilerimiz Dışişleri Bakanlığı'nın elbette yoğun emek ve mesai harcamasının ardından Ukrayna'yı terk edebildiler. Bu çocuklarımız geride üniversitelerini, birçok eğitimle ilgili belgelerini, lise diplomalarını, notlarının durumunu, transkriptlerini, birçok şahsi eşyaları da olmak üzere alamadan apar topar ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar. Koronavirüsün tüm dünyayı tehdit ettiği süreçte YÖK olağanüstü bir karar alarak yurt dışında eğitim gören birçok üniversite öğrencisinin eğitimlerini Türkiye'de sürdürmesinin zeminini yaratmıştı. Ve o çocuklarımız şimdi buradalar. Özellikle Türkiye'deki özel üniversite ücretlerinin çok yüksek olması bu gençleri doğal olarak daha uygun ve İngilizce eğitim alabilecekleri ülkelere yöneltmişti. Eğitim iş olarak yaklaşık 2500 öğrencinin yaşadığı savaş travmasını bir an önce atmasına da olanak sağlayacak bir kararın YÖK tarafından acilen alınması gerektiğine inanmaktayız. Nasıl ki Suriye'deki savaştan gelen birçok öğrencinin Türkiye'deki üniversite yaşamlarına devam etmeleri sağlandıysa, savaş koşulları nedeniyle eğitim hakları ellerinden alınan bu öğrencilerimizin de ara verilmeksizin Türkiye'deki eğitimlerine devam ettirilmesinin koşullarının sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Eğitim iş olarak çocuklarımıza sahip çıkılmasını ve çocuklarımızın bir an önce Türkiye'deki üniversitelerde eğitimlerine devam etmesine olanak sağlanmasını talep ediyoruz.